Evet, öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün e, burada hem fiziken bulunan pandemi kurallarına ve koşullarına göre hem de bizi izleyen çok kıymetli e, dostlarımızı e, selamlıyorum. Sabrınıza sığınarak güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Burada hem spor kurumlarının değerli yöneticileri var. spor. Anını bize heyecanla en güzel örnekleriyle yaşatan hayatını spora adamış sporcularımız var. Sahalarda özellikle sporcularımızın en doğru şekilde yönlenmesini ve bilgi ve deneyimleriyle onları geleceğe hazırlayan teknik e ekiplerimiz var onların yanı sıra spor yoluyla insanlara ulaşan ve özellikle hayatlarını değiştiren sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri var. Ben her birini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ve tabii tüm bu değerlerimize desteklerini sunan ve özellikle bu tür buluşmaları sağlayan sponsorlarımız, markalarımız ve de özellikle bu sürecin daha da ileriye gitmesi için bu kurumların başında bulunan vizyoner yöneticilerimiz var. Onları da selamlayarak konuşmama başlamak ve bugünün böyle bir yandan akıcı ama bir yandan da mühim olan bu konunun olabildiğince bizim tarafımızdan ne ifade edildiğini sporu, spor ruhunun şehirle kentle birleşmesini Sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Burada bu değerli buluşmada Brand and Sport Summit buluşmasında bir araya gelerek bu şansı bu anlamda en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Gerçekten de mutluyum. Tabii aynı zamanda şunu da söyleyelim kulüplerimizin, federasyonlarımızın, uluslararası ve ulusal markalarımız yöneticilerinin. Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden şampiyon sporcularımızın geleceği ve umudu konuştuğu bir zirve olacağını düşünüyorum. Biz de bu bakış açısıyla da geleceğe dair katkı sunacağımızı hissediyorum. Çünkü sporun olduğu yerde bireysel gelişim, sosyal dönüşüm, geleceğe yönelik umut ve e, açıkçası insanı heyecanlandıran e, çok e, kıymetli bir e, ortam vardır. Spor saha içerisinde yaşananlar kadar etrafını saran e, ekonomiyle de değer yaratan bir olgu, zira dünyada gerçekten kayda değer önemli bir ekonominin e, yönetildiğini de biliyoruz. Sporla bir araya gelen markaların başarı öykülerini açıkçası uzun yıllardan beri izliyoruz. yerel yönetimler olarak Bizler de benzer başarı hikayelerini yaratmak için uğraş veriyoruz Düşünsenize İstanbul'da 20 milyonluk bir insana hitap eden kurumun başındayız O zaman bu kadar önemli ve etkin. E, alanda en güçlü durması gereken kurumlardan birisi biziz. Burada yapacağımız bilgi ve deneyim alışverişlerinin de bu yüzden çok önemli olduğunu e, biliyorum. Sizlerden de e, çok değerli bilgileri e, elde edeceğiz. Hem markaların hem de sporun temel malzemesinin e, insan olduğunun farkındayız. İnsana ulaşmaya, onların hayatlarını değiştirmeye, kitlelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar sürdürdüğünü biliyoruz. Biz yerel yönetimlerin de birinci önceliği insanların hayatına dokunmak, yaşamlarını daha iyiye ve daha güzele götürmek. Geçtiğimiz aylarda bu temel vizyonumuzu için önemli bir adım atmıştık. Temmuz ayında 13 Temmuz'da tüm spor dünyamızla bir araya geldik ve hem 16 milyon için hem de ülkemizin tüm vatandaşları için umut dolu bir irade beyanında bulunduk. Bu irade beyanı İstanbul için gerekliydi. Yaptığımız açıklama bazı çevrelerde tartışılmış olsa da genel hava ve geri dönüşler gerçekten beni ve bütün arkadaşlar mutlu edecek derecede olumluydu. İstanbul'u 2036 yılında Olimpiyat ve Paralimpike hazırlamak adına amacımız güçlü bir ilk adım atmaktı. Doğal olarak bu rekabette kesinlikle biz yalnız olmayacağız. Onu da biliyorum. Farklı ülkelerde de adaylık çalışmaları başladı. Zira özellikle bu açıklamalardan Rusya'da Kazan, St. Petersburg, Vladivostok şehirleri var ve burada bir karar verilecek. Bildiğim kadarıyla Başkan Putin bu üç kentin de adaylığını desteklediğini açıkladı. Yine Çin'de 20'ye yaklaşan aday kent var büyük bir ilgi var Çin'de ve bu kentler arasında Çin bir seçim yapacağını dile getirdi. Asya'dan adaylık çalışmaları yapan diğer ülkeler de var. Bunların ikisi Hindistan ve Endonezya. İngiltere ve İtalya Avrupa'dan, Kanada ve Meksika Amerika kıtasından hangi kentleri de aday gösterebilecekleri konusunda tartışmalarını sürdürüyorlar. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bu anlamdaki adaylık belirleme süreçlerini İstanbul kenti adına yakından takip ettiğimizin bilinmesini isteriz. Muhtemel e, rakiplerin açıklamalarını okuyoruz ve değerlendirmeleri de yapıyoruz. E, ancak e, ilk olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim ki henüz irade beyanı lansmanlarımızdaki kadar hedefleri belirli bir rakibimiz yok. Biz daha iddialıyız ve daha hazırlıklıyız. İstanbul kadar ne istediğini bilen, gösteren, iradesini ortaya koyan başka bir kent henüz ortaya çıkmış değil. Kesinlikle iyi bir lansmanımız ve gerçekten görkemli bir lansmanımız. İçerik olarak çok değerli felsefesi olan bir lansmanımız oldu ve uluslararası basında da yer buldu. 2036'da e, olimpiyatı e, düşleyen her rakibimize e, ciddi bir mesaj verdiğimizi düşünüyoruz o lansmanda. Bizleri umutlandıran ikinci önemli nokta ise e, şu ana kadar belli olan e, rakip kentlerimiz. E, İstanbul ayarında bir kent e, burada var olduğunu e, açıkçası düşünmüyorum. E, binlerce yıllık tarihi, kozmopolit kültürü, ekonomik ve ticari gücü, genç ve dinamik nüfusu İstanbul kadar büyük ve etkili bir kent açıklanan ya da niyeti olduğunu ortaya koyan şehirler arasında gözükmüyor. Zaten dünyada bana göre İstanbul'a benzer bir kent bulmakta çok mümkün değil açıkçası. Tabii yanımıza yaklaşabilecek 3-4 kent var dünyada ama bu kentlerin de isimleri geçen adaylar arasında olmaması bizim şimdiden şansımızı arttıran bir durum tespiti. Hayatımda ifade etmek isterim ki çok seçim yaşamış ve de seçimleri de kazanmış birisi olarak şunu söyleyebilirim. İstanbul en güçlü rakibe karşı kazanacak kadar güçlü bir kent. Elbette şartları var. Yeter ki tüm paydaşlar hep birlikte hedefe odaklanalım ve birlikte hareket edelim. Bunu yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. Tabii biz irade beyanımızı rakiplerin adaylıklarını dikkate alarak ve sadece ev sahipliğini kazanmak hedefiyle gerçekleştirmedik. Çok kapsayıcı ve gerçekten çok e, derinlemesine e, dönük bir çalışmaydı. İşin altyapısı çok güçlüydü. İrademizi ortaya koymamızın elbette belirli nedenleri var. Spor dünyasındaki son gelişmelere de baktığımızda e, iddiamız çok daha büyük bir e, anlam kazanıyor. Belirli konularda İstanbul olarak alçak gönüllü davranmamıza gerek yok. İyi durumdayız. Kentimiz olimpiyatlara değer katacağına inanıyoruz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tüm dünyada güçlü mesajlar vermesini sağlayacak özellikleri olan bir metropolis, bir coğrafyaya sahibiz, bir kitleye sahibiz. Olimpiyatlar tabii ki kentimize önemli değerler katacak ama İstanbul'da İstanbul'da IOC'nin birçok hedefini benimsediği birçok kavramı dünyaya daha iyi anlatabilmesini sağlayacak. Buna inanıyoruz. İstanbul bu karaktere sahip bir kent. IOC'nin son iki olimpiyatta seçtiği spor dallarına baktığımızda Genç hedef kitlelere dokunma noktaları aradığı görülüyor. Bu konuda ilginç adımları da var. Örneğin Paris'te breakdance bir olimpik spor haline gelecek. Yani aslında ne denli gençleri hedefleyen bir olimpiyat süreci olduğunu buradan anlayabiliyoruz. İstanbul kadar bir gençliğin yoğun olduğu, dinamik olan, Günün her saati yaşayan bir kent dünyada var mıdır? Bence yoktur. 30 yaş altı nüfusu neredeyse %50'ye yakın. Binlerce yıllık tarihimize rağmen çok genç, enerjik ve dinamik bir kent olduğumuzu buradan ifade edebilirim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda sadece spor alanında değil, kültür, sanat, eğitim, ki bunların hepsi aslında bu sürece, bu yolculuğa katkı sunan dinamik yapılar. Bu konularda da gençliğin kendini rahatça ifade etmesi için fırsatlar yaratıyoruz. Onun için kentimizin dinamik yapısı çok güçlenerek yoluna devam ediyor. Yaptığımız spor etkinliklerinde de gençlerimizin kendini göstermesi. Rekabeti yaşarken eğlenmesi, eforunu sağlıklı bir yaşama ulaşmak için harcaması kurumumuzun bütün aktivitelerinin temel felsefesi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi genç hedef kitlelere teknoloji çağının tehlikeli hastalıklarından obezite ve sedanter yaşama kapılmamaları adına ulaşmak istiyor ve onlarla aslında böyle bir yaşam biçimini, yaşam felsefesini güçlendirmek istiyor. Bu bakış açısını biz de benimsiyoruz ve etkinliklerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. IOC ve tüm spor dünyası birçok konuda dünyanın bu tür sorunlarının çözümüne de katkı sunacak hamlelere adım atıyor veya ilgi gösteriyor. Örneğin iklim krizi ve ekoloji konusunda da etkin rol oynamayı kendine e, sorumluluk olarak görüyor görmeli de bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda önce İstanbul için e, Green Solution diye e, marka ismiyle dünyaya da tanıttığımız yeşil çözüm e, markasıyla İstanbul için e, iklim eylem planımızı açıkladık ee, aynı zamanda ardından bu açıklamayı yapar yapmaz Glasgow'da e, COP26 toplantısına e, katıldık ekip arkadaşlarımla birlikte ve çok değerli görüşmeler, çok değerli işbirliklerini orada bütün katılımcılarla paylaştık. Glasgow'da başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile e, ve dünyanın e, çok önemli 9 kentiyle beraber. Ee, sıkı bir toplantımız oldu çok değerli bir bilgi paylaşımı ve hedeflerimizi ortaya koyduğumuz bir e, buluşmayı burada yaşadık ee, tabi e, küresel ısınma e, ve iklim değişikliğinin yarattığı tehditler başta olmak üzere dünyamızı saran bütün felaketlere karşı e, tedbirlerimizi muhataplarımızla bir araya gelip 16 milyon İstanbulluyu e, orada temsil ettik. Zirvede Uluslararası Olimpiyat Komitesi de bulunuyordu ve hatta 280 küresel spor federasyonu ile birlikte Birleşmiş Milletlerin Race to Zero kampanyasına yer aldılar ve buna büyük destek sağladılar. COP26'da bir de kapsamlı bir spor oturumu vardı. Dünya sporunun ileri gelenleri ee, sorunun değil çözümün bir parçası olacaklarını bütünüyle dünyaya e, kendileri adına ilan ettiler. Bu da aslında e, dünyanın bu büyük sorununa e, özellikle iletişim dilinin en kuvvetli aksı olan e, spor aksından e, bir mesaj e, iletmiş oldular. Bu yönde çalışacaklarının sözünü verdiler. Sıkça e, belirttiğimiz gibi özellikle sokaklarında, sahillerinde spor yapılabilen bir kent, sürdürülebilir ve ekolojiyle uyumlu bir kent e, olma e, konusundaki tariflediğimiz İstanbul dünyanın bütün büyük spor kurumlarının gösterdiği ekolojik hassasiyetleri e, biz de değerlendireceğiz. Tüm ekiplerimiz bu önceliklere göre şehrimizde de hareket edecek. Uluslararası Olimpiyat e, Komitesi ile aynı bakış açılarına sahip olduğumuz e, bir diğer konuya da temas etmek istiyorum iklim değişikliğinden sonra. Bu da açıkçası e, kadınların toplumsal yaşama ve istihdama katılması süreci. Yani kentlerde aslında eşitlikçi bir yaşamın varlığının her kademede hissedilmesini sağlamak. Bu konuda düzenlemeler dünya sporunun çeyresini son yıllarda hızlıca değiştirdi. Tokyo 2020'de sosyal medyada en çok takip edilen 5 sporcunun özellikle kadınların olması çok değerli bir tespit. Yani aslında ilginin nereye kaydığını buradan görebiliyoruz diye düşünüyorum. Paris 2024'te bu konuda Bence çok kıymetli bir ilke de imza atılması söz konusu. İlk kez e, tarihinde, olimpiyat tarihinde ilk kez yüzde 50-50 kotayı uygulayarak e, organizasyon e, miladı olacak belki de Paris ve ilk defa böyle bir uygulama hayata geçecek. E, erkek ve e, kadın sporcular ilk defa bir Olimpiyatta eşit bir biçimde temsil edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınlarımızın sosyal ve iş yaşamında hak ettiği yerlere gelebilmesi için inanın elimizden geleni yaptık yapmaya devam ediyoruz. Yeterli olmadığının farkındayız. Ve hatta bu başlıkta açıkçası geride olduğumuzu ve çok 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 adımlar atmamız gerektiğini belirtmek isterim. Ve spor bu konuda da çok önemli bir araç. Yani düşünün ki ee, Büyükşehir Belediyesi'nde onun altında kadın yönetici varken e, şu anda %30'un üstüne çıkarttık ama yetmez. Kadın çalışan ve toplumdaki kadınların hayata katılmalarını sağlamak gerçekten sporla çok mümkün ve hızlı gelişebilir. Kız çocuklarımızın, genç kızlarımızın potansiyellerini keşfetmeleri için engelleri nasıl aşacaklarını görmeleri için Uzmanların önerdiği konuların başında spor kanalının çok hızlı işlediğini biliyoruz. Belediyemizin spor kurumları olarak bu konuya özellikle dikkat ediyoruz. Kızlarımızı sporla tanıştırmak için çalışmalara imza atıyoruz. Toplumun her kademesinde, İstanbul'un her coğrafyasında bu yönde çok etkin çalışmaların içerisindeyiz. Belediyemizin spor okulları 3-15 yaş arası çocuklara, 18 farklı branşta e, hizmetleri var 2 aylık dönemler halinde. Burada özellikle kız çocuklarımıza, kızlarımıza ayrıca ilgi gösterdiğimizi e, belirteyim. Yeni branşlar ekleyerek kız çocuklarımızın kayıt ve katılım sayısında onların ilgi alanlarını tespit ederek yükle, e, özellikle oraya yüklenerek yükseliş sağlamayı e, arkadaşlarımız özel çabayla ortaya koyuyorlar. Uzmanlıklarıyla sporu ve iletişim dünyasını yönlendiren bütün konuklarımızla ben bütün sorunları, bütün aşamaları özellikle paylaşmak istiyorum. Lansmanımızda belirttiğimiz gibi İstanbul'u spor kenti haline getirme konusunda yolculuğumuz iddialı bir biçimde sürüyor. Seçim kampanyamızda önde gelen projelerimizden biri Spor alanında yeni bir seferberlik başlatmaktı. Bu kentin her aşamasında, her ortamında sporu yaşamasını sağlamak istiyoruz. Sporu yaşadığında zinde, sağlıklı, moralli, motivasyonu yüksek bir toplumla bir arada olacağımızı bilen bir e, ekibiz biz. E, bu anlamda 16 milyonun tüm kesimlerinde spor olan ilgiyi arttırmayı isteyen herkese sporu erişilebilir kılmayı hedefledik. Sadece Uluslararası Olimpiyat Komitesi değil, dünyanın bütün büyük spor kurumları, devletler, metropollerin spor yönetimleri farklı yaklaşım ve projeleriyle sporu toplumun tüm katmanlarına, tüm sosyal gruplara yaymak için özenle çalışıyorlar. Bunu görüyoruz ve iyi örnekleri de sıkı takip ediyoruz. İstanbul genelinde 51 spor tesisimize sadece bu kısa dönemde 12 tane daha spor tesisi kattığımızı bilmenizi istiyorum. Toplamda 63 tesis oldu ama bunun sayısını daha da hızlı, bilinçli, doğru branşlara e, odaklanarak geliştirmemizin e, önemli olduğunu da biliyoruz. 224 okul spor salonuna kavuştu İstanbul. E, bu tesislerde yıllık ortalama 1 milyon 600 bin kişiye, Sporu biz kurum olarak bizzat ulaştırıyoruz. Pandemiyle gelişen online çalışmalarımız da kıymetliydi. O durgun yaşam ortamında evlere hapis olan insanların zorlandığı ortamda biz üç buçuk milyon İstanbulluya online olarak dokunduğumuzu da tespit etmiş durumdayız. Bu rakam açıkçası itiraf edelim 7-8 milyonu yani nüfuzumuzun yarısını e, geçmedikçe işimizi tamamlamış e, olduğumuzu kesinlikle düşünmüyoruz. E, 2.300 e aşkın bu alanda, 2.300 e aşkın çalışanımız, 631 eğitmenimiz, 17'si olimpik olmak üzere 25 branşta aktif spor yapmak isteyen İstanbullara yoğun bir hizmet sunuyoruz. Tüm spor tesislerimizi elden geçiriyoruz. Fiziksel olarak gerçekten ihtiyacı olduğunu tespit ettik. E, atıl durumda olanlar vardı. Bunları yeniden hızlı bir biçimde spora kazandırıyoruz. İlgisizlik yüzünden gerçekten çok geri kalmış tesisler vardı. E, modern koşullara uygun bir şekilde e, spor yapılabilmesi için e, uzmanların katkılarıyla sadece fiziksel değil içeriksel olarak da yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Sporun bilinçli bir şekilde yapıldığı takdirde neleri değiştirebileceğini yaptığımız sosyal etki raporumuzda da gördük değerli katılımcılar. Ee, örneğin tesislerimizde spor yapanların yüzde %96'sı daha dinamik olduklarını hissediyorlar. Yani aslında yaptığımız her araştırmada elde ettiğimiz verilerin bir sporla bile toplumun nasıl bir konuma erişebileceğini özetleyen bilgiler bunlar. Örneğin %93'ü hayatın stresinden uzaklaştıklarını ifade ediyorlar. %91'i diyor ki benim kendime olan güvenim büyüdü. Çok önemli bir şey. En önemli rakam ise %91'inin spor elçisi haline gelmesi. Yani bulunduğu çevrede. Spora yönlenin, mutlaka çevremde var olan insanları ben özel çalışacağım ve spor yapmaları için yönlendireceğim demesi bizim için en kıymetli kazanımdı. Bu düşünsenize sadece çevresi değil bir de ailesine olan aynı motivasyonla etkisi bizi istediğimiz hedefe ulaştıracaktı. Daha çok insanı spora yönlendirdiğimiz takdirde daha mutlu bir topluma ulaşacağımızı e, ve yaptığımız her e, araştırmada ortaya çıkan e, diğer unsurların da e, bu şekilde topluma katkı sunması e, bizi ne kadar doğru bir yolda e, olduğumuz e, doğrultusunda güçlendiriyor. Değerli konuklar, değerli izleyiciler, e, rekreasyon yani insanın kendini yeniden yenilemesi kapasitesini keşfetmesi ee, e, yani aslında cevherini ortaya çıkarmasına katkı e, sunulması e, fiziken ve ruhen yeniden e, kendini bulması e, Bu anlamda e, yeniden e, böyle bir süreci ortaya koyarak bir nevi kendini yaratması için e, yapılan e, sporun çok önemli olduğunu e, büyük bir topluma karakter kazandıran ve bütüncül bir biçimde faydalarının çok büyük olduğunun önemini bir kez de vurgulamak gerekiyor. Tabi rekreasyonun yanı sıra bir de açıkçası daha çok belki gündemde olan performans sporlarımız da var. Biz istediğimiz kadar tesis açalım, o tesislere istediğimiz kadar uzman, eğitmen ve personel koyalım. Küçüklerimiz spora başlama ve devam etme motivasyonunu farklı bir yerden alıyor. Yani sahalarda, salonlarda, parkurlarda harikalar yaratan, herkesin hayranlıkla izlediği, olimpiyatlarda yarışan, yani göğsüne madalyalarını, olimpiyat madalyalarını takan, kazanan ağabeylerine ya da ablalarına özenerek motive oldukları bir gerçek. Bu böyle bir şey. Aslında o hayranlık özellikle çocuklarımızı spora yönlendiriyor. Milli sporcuların uluslararası şampiyonalarda başarıya ulaşan takımlarımızın gençlerimize nasıl örnek olduğunu biz buradan yaptığımız tespitlerde görüyoruz ve yaşıyoruz. İstanbul'da daha çok olimpik sporcu, daha çok şampiyon çıkarabilmek için özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde farklı branşlara da bu dönemde odaklandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ndeki başkanı yöneticileri ve oradaki bütün çalışma arkadaşlarımızla özellikle 13 Temmuz'daki lansmanımızın son bölümünde Tokyo 2020'de hem kulübümüz sporcularına hem de Japonya'da ay yıldız temsil edecek, ay yıldızlı e, formayı temsil edecek, giyecek tüm sporcularımıza e, başarılar dilemiştik. E, gördük ki e, aslında e, iyi bir sonuç alındı. Her ne kadar 84 milyonluk bir ülke için asla yeterli olmayan e, ama e, olimpiyat tarihinde de e, uzun süredir geçilemeyen e, rekoru geride bıraktılar ve 13 madalya ile döndüler. Kadın sporcularımızın da ayrı bir yerini burada belirtmemiz gerekiyor. Bize gerçekten ilkleri yaşattılar. Bence bu olimpiyatta ben hatta şöyle demiştim, kadın damgasını vurdu diye bir beyanım olmuştu. İlk kez madalya aldığımız branşlar oldular ve açıkçası bir de çeşitliliğin bir iki branşa odaklanan geçmişteki madalya performansımız bu süreçte çeşitliliğiyle de üst düzeye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin tam 22 sporcusu Tokyo Yaz Olimpiyat ve Paralimpik'te ülkemizi temsil ettiğini buradan duyurmak isterim. Gerçekten kıymetli bir başarıydı. Ama Türkiye'de en fazla lisanslı sporcuya sahip olma iddiasını ortaya koyan kulübümüzün elbette ki daha büyük başarılara, daha büyük katılımlara da ulaşmasını istiyoruz. Getirdikleri madalyalarla hepimizin gururu hayatlarının başındaki bu özellikle genç kardeşlerine örnek olma bilinciyle de açıkçası toplumun önünde durdular. Olimpiyat madalyası alan sporcularımızla katılan büyük bir özveriyle yarışan tüm sporcularımızla önemli adımlar attık ve Umarım geleceğe dair de bu başarılar büyüyerek devam eder. Değerli konuklar, kıymetli izleyiciler, tüm bu çalışmalarımızın arkasında Gençlik ve Spor Müdürlüğü'müzün, Spor İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Spor Kulübü'nün sinerjiyi öne çıkan ve öne, sinerjiyi öne çıkaran ve gerçekten bu işin bilimsel tarafını ciddiye alan yaklaşımların olduğunu da bilmenizi istiyorum. Sporun etkisini sürdürülebilir kılmak her kararımızı araştırmalar ışığında yapmak temel prensibimiz. 16 milyona dokunacak gelecek kuşaklara özellikle dokunmasını sağlayacak İstanbul'un spor yaşamını değiştirebilecek sürdürülebilir bir spor stratejisi için de dokunuşlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Her İstanbulluyu sporla birleştirirken, buluştururken onları aynı zamanda ortaya koyduğumuz ve bence çok değerli olduğunu bildiğim olimpizm felsefesiyle de tanıştırıyoruz. Lansmanımızda geniş bir şekilde aktardığımız olimpik hedeflerimize açıkçası burada da değinmeyi çok çok önemsiyorum. Ee, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1924 yılında Trabzon e, ziyaretinde Trabzon Lisesi'nin anı defterine bedeni idman, fikri idmanla muvazi gitmelidir diye bana göre unutulmaz, çok çok kıymetli bir vizyon cümlesi yazmış. Kendisinin spora bakış açısı belliydi. Hem kendisi spor yapmaya hem de milletini spora yönlendirmeye özel önem vermişti. Biz de e, onun açtığı yoldan ilerleyerek olimpizmin ve sporun değerlerini rehber belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lansmanımızda şu önemli tespitlerde bulunmuştuk. Geçen zaman tespitlerimizin haklı olduğunu ortaya konan sonuçları ve araştırmaları yaptığımızda gördük. E, dilerseniz bunu biraz daha güncellemek ve yeni çıktılarla tekrar e, kısa bir değerlendirmeyi yedi maddede yapmak istiyorum. E, birincisi sporun ve olimpizmin öncelikle bir yaşam felsefesi olduğu birinciyle ve insan yaşamına sağladığı katkıları bilerek hareket ediyoruz. Burada bulunan spor insanlarının spora yatırım yapan ve etkinlikler düzenleyen markalarında çok iyi bildiği gibi hayatınıza hareket kattığınızda birçok olumlu etkiyi yaşıyorsunuz. Yeni araştırmalardan ve rakamlardan iki örnek vereyim. Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız dönemde depresyon ve vakalarında artışlar olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir yandan da son aylarda bu konuda uluslararası birçok araştırmaya ulaşma fırsatı da yakaladık. Sadece İstanbul ve Türkiye üzerinden süreci analiz etmedik. Örneğin Almanya'da Boğum Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma 3 hafta süren ve eğlenceye odaklanan bir egzersiz programının e, bu mental düzensizliği minimum düzeye indirdiğini o araştırmada gösterdi. İlk aylarda evlere kapanma, ilerleyen dönemde virüs ve hastalık endişesi gerçekten toplumu yordu ve zarar gören ruhsal durumlarımızı tamir etmenin yolunu ararken en iyi yolun tartışmasız bir şekilde spor olduğunu tespit ettik. İngiltere'de eylül ayında sona eren 4000 çocuk ve gencin dahil olduğu Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada şunu bize gösterdi. Maddi sorunlarla uğraşan, çok önemli. Ailelerin çocukları spor yaptıkları takdirde motivasyonları artıyor. Tüm zorluklara rağmen ilerlemekten asla vazgeçmiyorlar. Çok önemli, çok değerli bir tespit bu. Gençlerin spor yaşamını yıllara yayılan bir dönemde takip eden bilim insanları not ortalamaları Derslere ve spora devam etme sıklığı gibi konularda maddi sorunlar yaşayan gençlerin çok daha başarılı olduğunu da gösteriyor. Yani ekonomik dengesizliklerin ki bugün ülkemiz için önemli bir sorun bu, sıkça günümüzde gençlerimizin önüne çıkan derin bir sorun ama bir yönüyle de sporla işte bu sorunu yaşayan gençlerimizin önüne yeni bir vizyonu açabiliriz. Bu büyük bir toplumsal fayda sağlar. Spor hakkında yapılan sayısız araştırmanın önümüze koyduğu hesap çok net değerli katılımcılar. Spor dolu bir yaşamla her şeyde kazanım elde ediyorsunuz. Sadece az önce psikolojik açıdan çocuklarımız değil. Aynı zamanda hayatımız en az 5 yıl uzuyor. Sporsuz ve sedanter yaşarsanız hayatınız 5 yıl kısalıyor. Bu bilgiyi her vatandaşımıza yayıp onlara spor olanakları sağlamamız gerçekten çok önemli. Bir başka başlık olimpizm ve genel olarak spor aynı zamanda toplumsal ve uluslararası bir barış hareketi. Ki bugünün dünyasında belki yine çok önemli bir başlık barış. Tokyo 2020'de Mete Gazoz'un o güzel evladımızın başarısına, altın madalyaya gülen o yüzüyle ulaşmasına aramızda duygulanmayan var mıydı? Hepimizi çok duygulandırdı ve çok mutlandırdı. Sosyologların son dönemde çokça dile getirdiği kutuplaşmadan, özellikle ülkemizde kadın voleybolcularımızın dünyanın en büyük takımlarını dize getirirken nasıl da. Birleşmiş ve o başarıyı alkışlıyorduk. Yani tüm e, halk olarak, herkesinden insanlarımız olarak gecenin üçünde kalkıp, Ebrar'la, Eda'yla, Zehra'yla, Simge'yle e, beraber sevinmiyor muyduk? Milli takımımızın Katar 2022 yolunda yaşadıklarını önce hep beraber üzüldük, sonrasında hep birlikte sevinmedik mi? Spor ülkemizde en birleştirici unsur olma özelliğini halen en ön sıralarda koruduğunu hepimiz biliyoruz. Toplumsal barışa büyük katkı sağlıyor ve ben bu anlamda sporun yeterince de kullanılmadığını, iyi anlamda da yönlendirilmediğini düşünenlerdenim. Kentimizde bu noktada sporun yaygınlaşmasıyla 16 milyon insanımızla ortak heyecanlar ortak sevinçler etrafında birleşebiliriz. Bu konuda İstanbul olarak ülkemiz insanına yol gösterecek ve önce olacağız. Bunun altını çizelim. Spor kültürü gerçekten çok derin bir olgu. Spor kültürü gelişmemiş toplumlar başka konuda ne kadar gelişirlerse gelişsinler toplumsal hayatların üstünde yaşamak durumunda kalıyorlar. Spor kültürünü topluma yaydıkça bireysel enerjileri doğru kanala yönlendirebilir ve oralarda toplumsal gerilimleri hep birlikte azaltabiliriz. Uluslararası krizleri çözmek için de aslında az önce bahsettiğim sadece yurt içi ya da ulusal bir konu değil bu. Uluslararası sorunları, krizleri çözmek için de spor çok önemli bir araç. Ülkemize uluslararası spor organizasyonları kazandırdıkça, dünyadaki tüm devlet ve halklarla çok daha yakın ilişkiler kuruyoruz. Farklı toplulukları ülkemizde konuk ediyoruz, kaynaşıyoruz ve dünya kenti, dünya ülkesi olan bu 84 milyon insanın dünya ile kucaklaşmasını daha etkin bir şekilde sağlıyoruz. Bir diğer başlık olimpizm ve spor eşitliği öne çıkarır ve savunur başlığı. Bu da gerçekten hani her yöneticinin ülkesi adına isteyeceği kıymetli bir e, derinlik sağlıyor bize. Bugün dünyanın hiçbir toplumunda fırsat eşitliğinden e, ne yazık ki kesin olarak bahsetmek mümkün değil. E, farklı konularda yetenekleri bulmakta, onlara olanaklar sağlamakta ne yazık ki zorlanıyoruz. Bu bazen eğitimde, ekonomide, iş yaşamında her alanda bu eşitsizliği e, dünyanın her toplumu yaşıyor bizde daha derinlemesine e, sorunlarda bu başlıkta yok değil ama biliyoruz ki yetenekli bir genç ne kadar zor durumda olursa olsun Topu eline aldığında harikalar yaratıyorsa e, yaptığı estetik hareketlerle insanları kendine hayran bırakıyorsa önüne e, açıkçası biliyoruz ki fırsatlar sonuna kadar açılabiliyor. E, Mısırlı bir sporcunun İngiltere'deki başarıları gibi Afrika ülkelerinden, Brezilya'nın kenar mahallelerinden çıkan çocukların dünyayı nasıl salladığını ve herkesin ona hayranlıkla baktığını hep birlikte görebiliyoruz. Tokyo'da ülkemizi temsil eden gençlerin yaşam öykülerine baktığımızda uzağa gitmeye gerek yok. Yeteneğin hırsla birleştiği ve engelleri yıktığı çok güzel, çok değerli örnekler var başta kadınlar olmak üzere spor yapan herkes ayrımcılıktan, ön yargılardan büyük bir hızla sıyrılmaya başlıyor. Spor sahaları ortak küresel kuralların işlediği, yani herkese eşit bir biçimde işlediği, kimseye cinsiyeti, dili, dini, ırkı nedeniyle iltimas uygulanmadığı alanlar. Muazzam bir eşitlik var. Yani toplumsal olarak bu başlıklara da ee, hissedip, içselleştirip yaşamın içine katmanın metotlarını acilen bulmamız lazım. Dördüncü başlık olimpizm ve spor engel de tanımaz. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarından sonra Paralimpik'e e, açıkçası bir kez daha e, gördük ki engelli sporcular muazzam işler başarabiliyor. Hatta ülkemizin engelli sporcularının da bu anlamda başarılarıyla hep beraber gururlandık ve alkışladık. Ya toplum olarak yeterli olanakları sağlamadığımız, eşit fırsatlar vermediğimiz, engelli sporcularımızın başarılarını gördüğümüzde hepimiz duygulandık. Hatta dönem dönem gözyaşlarımızı tutamadık. İstanbul'da engelli sporcularımızı kucaklıyoruz. Onlara en iyi olanakları sağlamak için Ciddi çabalar ortaya koyuyoruz. Ama ne yaparsak yapalım, onların hırsı ve yaşama sevincinin yanında eksik kalacağını da biliyoruz. Daha fazla şey başarmamız lazım. Bugün burada bulunan herkesi, hepimizi, bu konuda bizi izleyen bütün kurum ve kuruluşları, bu konuda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Engelli sporcularımızı içeren her çalışmaya bizler, sonsuz destek vermeye hazır olduğumuzda buradan beyan ediyorum. E, beşinci başlık olimpizm eğitim ve sporu da bir araya getiriyor. Az önce Mustafa Kemal Atatürk'ün beden idman fikri idman beden çalışmasıyla fikri çalışmanın paralel gitmeli dediği vecizindeki gibi çocuklarımızın hayatına öz disiplin katıyor, gençlerimize programlı yaşam, yaşamayı öğretiyor. Spor çalışmanın erdemini anlatan, e, en önde gelen, gerçekten sporun o beslediği damar olarak en önde gelen olgu olduğunu düşünüyorum. İnsan, kendi bedeninin kapasitesini mental olarak ne kadar dayanıklı olduğunu ancak ve ancak spor yaparak e, ölçebilir. Hayatta hedefler koyma ve o hedefler için çalışma alışkanlığını insanlara kazandırır ve bu hayat boyu ona muazzam fırsatlar yaratır. Spor yapan gençlerin not ortalamalarında, mezuniyet oranlarında, mezuniyet sonrası iş bulma oranlarında daha yüksek bir yere vardığını ki bunun yüzde kırklara vardığını bir kısım araştırmalarla gözlemlemek mümkün spor yapan ve izleyen herkes hedeflere bir iki günde ulaşamayacağını bilir daha gerçekçi bakar yaşama daha sürdürülebilir daha orta uzun vadeli bakar çok çalışmak çok doğru plan yapmak taktikler oluşturmak en büyük hedeflere odaklanmak sporun doğasında vardır ve spor yapan her bireye bu aslında geçiş yapar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sporun bu özelliklerini de benimsiyoruz ve planlarımızı orta ve uzun vadeyi dikkate alarak yaptığımızı yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Altıncı olarak olimpizm ve spor yapma alışkanlıkları aynı zamanda ekolojiyi de olumlu etkiliyor. Olimpizm felsefesiyle yönetilen kentler insanların hareketlerini kısıtlamayan, fiziksel aktiviteye uygun yaşam alanları geliştiriyorlar. Bisiklet kullanımı ki çok önem verdiğimiz bir hat İstanbul adına çok hızlı adımlar atıyoruz. Göreceksiniz bu kentte bisiklet bambaşka bir yere ulaşacak. Yürüyüş parkurları yine aynı şekilde İstanbul'a bu anlamda ciddi fırsatlar verecek olan yeşil alan park çalışmalarını yürütüyoruz. Her semtte bir park kazandığında ekoloji de e, olumlu yönde bu vesileyle etkilenmiş olacak. Spor dolu bir yaşam, sağlıklı ve organik beslenme alışkanlıklarını da beraberinde getiriyor aslında. E, kentsel dönüşüm kavramını e, bu anlamda biliyorsunuz çok kullanıyoruz, çok kullandık. E, spor yoluyla e, bu aynı zamanda çevresel ve sosyal dönüşüm kavramları üzerinde de çalışmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Bu konuyu e, halkımızın gündeminden hiç düşürmemeliyiz. Yani aslında sporla bu çarpan etkisiyle nerelere vardığını çok rahatlıkla hissedebilir ve görebiliriz ve ona göre adımları daha güçlü atabiliriz. Yine e, bir başka konu, bir başka temel başlık. Olimpizm ve spor kazanmaya değil katılıma, Odaklanır. Çok önemli. Güzel bir örnek var. Ee, okuduğumda da e, çok çok etkilendim. Ee, her yıl Liverpool'da oynamak için 10 bin genç yetenek seçmelerimize katılır. Bunlardan sadece bir ya da ikisi uzun süren bir yolculuktan sonra A takıma girebilir. Geri kalan 9.998 gencin sporu severek büyümesi, hayatına sporla devam etmesi bizim için o A takıma giren iki gencin eğitimi kadar önemlidir. Bunu Liverpool menajeri Gerard Hollier'in 90'lı yıllarda söylediğini biliyoruz ve gerçekten buna ben çok inanıyorum. Yani hem antrenörlerimizin hem de gençlerimizin kulağına gerçekten küpe olması gereken bir tespit bu ve bu tespitle gelen çocuklarımıza bakmalı ve onları hayata hazırlamalıyız. Olimpizm'in ve sporun temelinde insanın sağlığı ve mutluluğu olduğunu asla ama asla unutmamalıyız. Burada bulunan marka temsilcilerinin son dönemde sadece sportif başarıya odaklanmadıklarını, sporun barındırdığı farklı değerlere de öncelik verdiğini biliyoruz. Az önce söylediğim gibi dezavantajlı gruplar, engelliler, kadınlar birçok hususa eşitliğe ve birçok hususa değindiğini gözlemledik. Spor kültürünü hep birlikte toplumsal piramidin bir katmanına eşit oranda yaymak için hep birlikte çalışmaya ihtiyacımız olduğunu da belirtelim. Spor kültürünü yayan ve sporu sevdiren her ortak projede birlikte yer almaya hazır bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu tekrar hatırlatayım. Spor ve iletişim dünyasının e, bu güzel uzmanları önünde, e, değerli konukları önünde şunları söylemek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Spor odaklı kurumları, spor icra kurulumuz, genel sekreter yardımcılığımız, gençlik ve spor müdürlüğümüz, iştirak şirketimiz olan Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor kulübümüzün yetkilileri, göreve geldiğimizden bu yana yüksek bir konsantrasyon ve sinerjiyle çalışıyorlar ve bu başlığı kesinlikle en öne koyarak e, olimpizm sürecini destekliyorlar. Kendilerine çok farklı birimlerden arkadaşlarımız ve departmanlarımız da özel bir ilgiyle ve itinayla da destek veriyorlar. Tüm ekiplerimizle bir plan dahilinde senkronize bir şekilde ilerliyoruz. İrade beyanımızı aktardığımız rasyonellere bağlı bir şekilde araştırmalar ve bilime önem vererek oradan aldığımız çıktılarla projeleri hazırlayarak uyguluyorlar ve bu yönde eksik kaldığımız noktalarda da yenilerini planlıyorlar. Değerli konuklar, bizi izleyen çok kıymetli dostlarımız. Gerçekleştirdiğimiz irade beyanında ve sonraki etkinliklerde öncelikle bir spor kenti olmayı birlikte tanımladık. Master planımızı Geniş katılımlı bir çalıştay yaparak ve sporun farklı paydaşlarını da içine katıp dinlediğimiz durum analizleriyle hazırlıyoruz. Ortak akılla. Herkesi içine katarak, her düşünceyi her görüşü sürecin içine dahil ederek yürüyoruz. Olimpiyat, olimpik bir kent olmak için o dağında insanın olduğu politikaları ve stratejileri, planlarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Yani... İnsan olma meselesi burada çok önemli. 2036 olimpiyat oyunları ve paralimpik oyunlarını e, özellikle hedef belirlememiz. Bu hedeflere tabii ki ulaşmaya çok istiyoruz. Kesinlikle ulaşabileceğimize de inanıyoruz. En iddialı kent olduğumuzun da farkındayız. Ama ulaşamazsak bile yaptığımız bütün bu iş ve hizmetler toplumsal dönüşüme bu şekilde ışık tutacağının da farkındayız devletimize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ne ve ilgili tüm kurumlara aynı hedef etrafında odaklanmak için işbirliği yapma çağrımızı buradan tekrarlıyorum. Bugün burada iletişim dünyamıza ve markalarımıza bu çağrımızı aslında ee, tekrarlama e, girişimimizde ortaya koymuş olduk. Gelin hep birlikte farklı modellerle bu hareketin bir parçası olun. Bizim bu sürecimize destek olun ve büyük hedefe hep birlikte yürüyelim. Yani 2036'yı konuşuyoruz. 2036'da her birimizin koltukları, yaşam biçimleri, yaşamda Var oldukları yerler değişebilir ama bugün atacağımız güzel adımlar, güzel temeller ülkemizin o günkü insanlarına, o günkü yöneticilerine, o günkü çocuklarına, o günkü gençlerine muazzam bir e, kazanımı e, kavuşturmuş olacak. Bugün burada e, bir kez daha e, merhum Sinan Erdem'in olimpiyatlar konusunda Ülkemizin öncü isminin bir sözünü daha açıkçası hatırlatmak istiyorum. Olimpiyatlar taşla, tuğlayla değil, insanla yapılır sözü aslında işin özeti. Çok kıymetli insan, insan odaklı sürece bakmak. 16 milyona daha geniş anlamda ve açıkçası Türk halkıyla birlikte bu sürece odaklanalım, birlikte odaklanalım onları spor yoluyla nasıl daha mutlu kılacağımızı birlikte araştıralım, bulalım ve uygulayalım. Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları'nın organizasyonlarını bu aziz şehre alırken halkımızı aynı zamanda daha sağlıklı hale getirelim. Yani bunun verimliliğinin, çarpan etkisinin topluma vereceği o güzel enerjinin hepimiz farkında olalım. Bununla da yetmez. Çevremizi de daha yaşanır hale getirelim. Olimpiyatları bir toplum projesi olarak konumlandırdığımızda, odağına insanı koyduğumuzda, olimpiyatlar bizim için açıkçası bir amaç değil, o yolculukta bir araca dönüşür. Bu aslında bir olumlu anlamda muazzam bir toplumsal dönüşüm hikayesini oluşturur. Buradan tüm federasyonlarımıza bir kez daha özel bir çağrı yapmak istiyorum. Olimpiyatlara giden yolda uluslararası organizasyonlar düzenlemek e, ve bu anlamda e, yarışa avantaj sağlayan etkenlerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehrimize sadece olimpiyat değil, farklı spor dallarında da büyük organizasyonları kazandırmak için de yine birlikte çalışalım. İstanbul bu Organizasyonlara da en iyi ev sahipliği yapacak bir kent. Araştırma ve geliştirme grupları kuralım. Sporcu yetiştirme konusunda yine hep birlikte hareket edelim. İrade beyanımızdan bu yana uzun soluklu yolculuğumuzun ilk adımlarını attık. Biz bu yolculuğun sonuca ulaşacağını biliyoruz ve inanıyoruz. Bu hedefe sağlam ve emin adımlarla yürüyoruz. Yolculuk sırasında toplumla birlikte bizlerin de çok özel bir değişime ve dönüşüme de e, ulaşacağını biliyoruz. İstanbul'un, İstanbul halkının, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının birlikte planlı bir şekilde hareket etmesi e, zor gibi gözüküyor ama bunu başaracağımızı Başardığımızda da her hedefe ulaşabileceğimizde gören bir noktadayız. İki gün boyunca burada Olimpiyat şampiyonu sporcularımız ve federasyon başkanlarımız, uluslararası uzmanlar olacak. Benim de aslında spor ile öyküm biraz daha alçak gönüllü tabii katılımcılara göre ama var. İlk lisansımızı hepimizin temel spor olarak bildiği atletizmle başladım. Çok bilinçli bir beden eğitimi öğretmenimin minnetle anıyorum Haydar Kazaz öğretmenimin yönlendirmesiyle ilk lisanslı sporcu başlangıcım atletizmle oldu. Muazzam bir başlangıç tabi. Bir öğretmenin önemini aslında ortaya koyuyor. İlkokulda Handbol oynadım, okullar arası Türkiye şampiyonası finallerine kadar, yani 11 yaşında Trabzon'dan Samsun'a, Ankara'ya ve günün sonunda finallere ta Aydın'a kadar gittim. Bana göre dünyanın bir başka ucuna gitmek gibiydi. Ortaokulda basketbol oynadım. Lisede ve üniversitede ise futbol oynadım. Dediğim gibi mütevazi bir ayarda bütün bunları söylüyorum. Burada çok başarılı insanlar sahne alacaklar, konuşacaklar. Mezuniyetten sonra iş dünyasında çalışırken de sporla ilgimi hiç eksik bırakmadım. Örneğin yaşadığım ve 30 yılı aşkın süredir var olduğum Beylikdüzü'ndeki bütün spor kulüplerine, yapılarına tesisleşme ve oradaki branşlaşmalara destek oldum. Atletizmden futbola, voleyboldan basketbola, hem yöneticiliklerini hem birçok kulübün kuruculuğunu yaptım. Aynı zamanda oradaki spor kulübünde olsun, Bakırköy Spor Kulübünde olsun yöneticilik yaptım. Derken 2002'den sonra taraftarı olduğum, doğduğum şehrin kulübü Trabzonspor Kulübü'ne yöneticilik yaptım. Benden yaşı büyük 3-4 tane futbolcunun yöneticisiydim o yaşta orada. E ee, yine Akabinde yine Trabzonspor Kulübü'nde basketbol branşını kurup onun 5 onun yıllık başkan yardımcılığını yaptım. Allah rahmet eylesin. O süreçte gerçekten çok e, örnek ve ders aldığımı düşündüğüm e, büyük spor insanı e, Özkan Sümer'le çalıştım ve e, çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ruhu şad olsun. E, kurumsal o dönemdeki bütün yöneticiliklerimde kurumsal yönetimi, sponsorluk ilişkilerini e, yöneten ve içinde olan da bir insan olarak bulundum. Yani e, hayatımın her aşamasında düşünüyorum aslında spor var olmuş. Bu büyük bir e, deneyim ve benim için büyük bir kazanç. İki gün boyunca burada konuşulacak pek çok konuya da içinde bulunmaktan, bazen destek olmaktan, bazen yöneticisi olmaktan, bazen sporcusu olmaktan dolayı hakim olduğumu söyleyebilirim. Spor kendisiyle ilgilenen, herkese kucak açan sadece sağlık değil, sosyal çevre, programlı çalışma gibi gerçekten çok güzel alışkanlıklar kazandıran bir olgu. Yenilgiyi kabul etmemek. Bir sonraki maç için daha çok çalışmak. Centilmence mücadele etmek. Spor dünyasında kazandığım en değerli özellikler diyebilirim. Asla vazgeçmemek ve kararlı olmak, heyecanını yüksek tutmak. O bakımdan buradaki herkesin sporla ilgili benden daha uzun ve daha derin öyküsü olduğunu biliyorum. Hayatını nasıl değiştirdiğini her birisi en az benim kadar anlatabileceğini de biliyorum. Gelin hep beraber yaşayıp içinde olmaktan keyif aldığımız ve bizi bu şekilde düşünmeye ve bugünlere getiren e, bu etkiyi daha geniş kitlelere yaşatmak için birlikte çalışalım ve hep birlikte bütün kabiliyetlerimizle beraber ortaya koyalım istiyorum. Projeler üretelim istiyorum ve uygulayalım istiyorum. Olimpiyat hedefimizle ve sporun değerleriyle gelin hayatları dönüştürelim. Yıllarca spor yapmış, spor izlemiş. Her insan bilir ki bir hedef etrafında bir hedefle birleşmiş, birbiriyle uyum içinde çalışan ve oynayan bir takım asla kolay kolay yenilmez. Gelin hep beraber İstanbul için, ülkemiz için, 2036 için İstanbul halkıyla birlikte Türkiye'mizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte en iyi takımı oluşturma başarısını gösterelim. Bu duygularla hepinizi selamlıyorum. Bu güzel etkinliğin insanlarımız için, ülkemiz için ve hatta bütün dünya için çok başarılı sonuçlar ve çok başarılı düşünceler ortaya koymasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.